Hocam. Bilim Dili Akademisi'nin bugünkü röportajında Muğla Sıtkı Paşa Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Ali Akar hocamız bizlerle. Hocamız aynı zamanda bölümünde akademik çalışmalara da devam ediyor ve bu alanla ilgili pek çok eseri de çalışmaları da mevcut. Zaten sizi herkes tanıyor hocam. Çalışmalarınız da öyle. Evet. Röportajımızda sizin için hazırladığımız, daha doğrusu biz izleyenler için hazırladığımız sorularımız olacak. Cevaplamanızı rica ediyoruz deyip hemen başlamak istiyorum. Elbette, Müsaadenizle. buyurun. Tamam hocam. Şimdi ilk sorumuz, Köktürk dönemi yazıtlarının Türkler için önemi hayır. Bunu herkes biliyor. Fakat sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Onları merak ediyoruz hocam. Paylaşır mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bazı metinler vardır. Kök metinler veya dünya literatüründe kanon metinler var. Kanon terimiyle anılan. Bu metinler bütün milletin dilini, tarihini, kültürünü temel olarak yansıtan, kökten yansıtan metinlerdir. Orhun abideleri de bütün dünyadaki Türklerin, Oğuzların, Kırgızların, Kazakların, Azerbaycanlıların değil. Dünyada 250 milyon Türkçe konuşan Türk etnisitesinin ortak ilk metinleridir. O bakımdan bu metinler yalnızca Türkolojinin dil bilgisi bakımından incelenmesi gereken metinler olarak değil, bütün Türk halklarının dilini, tarihini, mitolojisini, halk kültürünü, aile yapısını, bütün ne varsa Türkler hakkında, Türklük hakkında bu metinler o bakımdan önemli ve Türklerin ilk mitik metinleridir diyelim. Tamam, teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuza geçmek istiyorum. Hocam peki Bilge Tonyukuk yazıtını diğer yazıtlardan ayıran en önemli özelliği nedir? Ki sizin konuyla ilgili çalışmanız da olmuştu. Evet. O dönem metinleri tabii hepsi birbirinden önemli ve değerli. Çünkü 8. yüzyılda Avrasya'nın kuzeyinde bugünkü fonetik alfabeye yakın bir alfabeyle ve gelişmiş bir dille yazılmış metinlerdir bunlar. Bu bakımdan her biri birbirine değerli. Fakat Tonyukuk yazıtının özelliği birincisi sivil metin olması. Yani Tonyukuk bunu bağımsız olarak devletin resmi bir görevlisi, yetkilisi olmadan, olmaksızın o görevi taşımak sizin yazmış olduğu bir metin. Dolayısıyla bu metnin en önemli özelliği bu. Birkaç özelliği daha var isterseniz onları da hemen belirteyim. Hocam, lütfen. Bu metin Bilge Tonyukuk adı üstünde bilgece oluşturulmuş bu metin. Türk dilinin Türk edebiyatının içinde bilgelik barındıran birçok atasözü var, deyim var, kalıp sözü var. O zamanki Türklerin yaşayışı, hayata, evrene bakış açılarını derinden yansıtan bir metin. Çünkü Bilge Tonyukuk bu yazıtı muhtemelen 70 yaşından sonra yazmış. Yani yaş olarak da kemale ermiş bir kişinin kaleminden dökülmüş bir yazıttır bu. O yönüyle bu yazıt hem sivil metin olması hem de bir bilgelik metni olması bakımından önemli. Üçüncüsü de belki şunu ilave edebiliriz. Dünyanın 8. yüzyılda yazılmış en eski bilgelik metinlerinden biridir diyebiliriz. Çok teşekkürler. Hemen diğer sorumuza geçelim. Peki Moğollar Köktürk Devleti'ni kendi devletleri gibi görmekte ve yani bunun nedeni sizce ne olabilir? Hatta bir dönem Köktürk yazıtlarının Moğolca okuma denemeleri olduğunu da gördük. Sizce bunun sebebi nedir hocam? Ne olabilir? Evet, Moğolistan coğrafyası Hunların, Göktürklerin ve Cengiz İmparatorluğu'nun merkezi oldu. Yani o coğrafyadan üç büyük dünya devleti çıktı. Hunlar, Hun Devleti, Göktürkler ve Cengiz İmparatorluğu. Ve üçünün de başkenti Ötükendi. Harhorin diyor bugünkü Kazakistan, özür dilerim, Moğolistan'daki ismi bunun Harhorin. Yani o bölgedeki yerel ismi.
Dolayısıyla Moğollar, oradaki Moğol Müzesi'ni falan ziyaret ettiğinizde, Moğolistan Kültür Müzesi, Tarih Müzesi var. Onlar birçok müzeler var. O müzelerde kendi coğrafyalarında, kendi milletlerinin kurduğu imparatorluklar olarak görüyorlar bunu. Tabii Moğollarla Türklerin uzak bir akrabalıkları da var. Yani amcazadeler bunlar. Diğer taraftan bu 13. yüzyıldaki Moğol İmparatorluğunu kuran asli unsur ve düşünce de aslında Türk düşüncesidir. Moğol ordularının büyük bir bölümü biliyorsunuz Türklerden oluşuyordu. Moğol kültürü Türk kültürü tarafından tamamen kuşatılmıştır. Moğollar 100 yıl sonra dünyada birden mesela parlıyorlar, bütün dünyayı alıyorlar. Daha sonra Moğollar birden geri çekiliyor. Yani bugün 3 milyon Moğol var dünyada. Bunun sebebi ne ola ki? Bunun sebebi Moğol dediğimiz unsurların aslında özellikle askerlerinin ve bürokratlarının Türklerden oluşmasıdır. Dolayısıyla Moğollar oradaki kendi ülkelerinin toprakları içerisindeki kendi ırklarına benzeyen, kendi soydaşları saydıkları bir milletin eserlerini de elbette kendi eserleri, kendi tarihlerinin bir parçası olarak görüyorlar. Bu doğru bir bakış açısıdır. Neden doğru bir bakış açısıdır? Çünkü benim toprağımda çıkan bir şey, bir mirasçısı bensem ona bir şekilde sahip çıkacağım. Bunu Atatürk de çok güzel yapmıştı. Bakınız, Hititlere ve Sümerlere sahip çıkmıştı. Neden? Çünkü bu Anadolu coğrafyasında oluşmuş medeniyettir bunlar. Büyük uygarlıklar oluşturmuşlar. O toprağı şu anda ben de paylaşıyorum. Şu anda üzerinde yaşadığımız coğrafyanın eski sahipleri de bu coğrafyada benim paydaşımdır. Yani yerdeş diye aynı coğrafyada yaşamışızdır. Dolayısıyla Sümerler'de, Hititler'de bu coğrafyanın nasıl eski sahipleri ve bizim de tarihimizin bir parçasıysa, Moğollar'da Harbor'inde kurulmuş bütün uygarlıklara sahip çıkıyorlar. Doğru bir bakış açısıdır bu. Yani Moğolca okuma denemelerini hep bu sebeplere bağlayabiliriz dolayısıyla. Elbette Moğolca okuma denemeleri bağlanabilir. Tabii de orada şu var. Bu Göktürklerin yazdığı taşlara benzer Moğolca taşlar da var. Fakat Moğol yazısı farklı bir yazı sistemi. Daha sonra Soğut yazısını alıyorlar. Çin yazısından etkileniyorlar. Ama bizim bu Göktürk harflerini Moğollar kullanmıyorlar. O metinleri zaten birçok millet kendi dilinin gramer sistemine göre okumaya çalıştı. Yani 1890'larda Finliler, İsveçliler niye oralara gittiler? Kendi milletlerini, tarihini araştırmak için gittiler oralara. Finliler o kadar çok yatırım yaptılar ki oraya. Onların ilk kalıplarını Fin bilim insanları çıkarttılar. Neden? Çünkü kendi atalarını arıyorlardı. Daha sonra Thompson bunu Türkçe olarak okuduktan sonra baktılar ki bunlar Finlilerin atalarıydı. İkinci Göktürk Kağanlığından kalma Türklerin metinleri olduğunu şey yaptılar. Dolayısıyla Moğolca okumalarda o anlamda bir tarihsel sürecin parçasıdır. Yazı henüz çözülemediği zaman Moğolca okuma denemeleri de yapıldı tabii ki. Hocam, teşekkürler. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. İlk Oğuzlar, Oğuz adı, ana Oğuzca ve Oğuzların yayılma alanları nelerdir hocam? Kısaca bahseder misiniz? Evet. Oğuzlar tabii Türkler içerisinde en kalabalık halklardan biri. Göktürk çağında Göktürk İmparatorluğu'nun kuzeybatısında bulunan büyük bir boydur. Ve hatta 2. Göktürk Kağanlığı döneminde Göktürkler Oğuzları kontrol altına aldıktan sonra ancak imparatorluklarını güçlendiriyorlar. Yani Oğuzlar kendi tabiyetlerine girmeden, kendi kontrollerine girmeden devletin geleceğini sağlam olarak görmüyorlar. O bakımdan büyük bir topluluk. Fakat tabii Oğuzlar bir etnik kitle mi? Bununla ilgili tartışmalar var. Oğuz adı biliyorsunuz oklar demek. Ok da siyasi simge demek. Z orada çokluk ekidir. O bakımdan bu
birkaç tane Türk boyunun birleşmesinden meydana gelen bir topluluk. Fakat buna başka isimler de var. Mesela 9 Oğuzlar var. 9 Oğuz boyunun birleşmesinden oluşan 9 Oğuzlar da Uygurlar olarak geçiyor. Uygurlara da 9 Oğuzlar denebiliyor. Dolayısıyla Oğuz ismiyle ilgili bu şey var, ya tartışma var. Etnik bir boy mu yoksa değişik Türk boylarından oluşan bir kitle mi? Bu önemli bir nokta çünkü Oğuzların fiziki özellikler de diğer Türklerden farklı. Biz biraz daha Akdeniz tipolojisine benziyoruz dikkat ederseniz. Asya'daki diğer Türkler, Kazaklar, Kırgızlar, işte bu Karluk grubu diyelim, Kıpçak grubu biraz daha çekik gözlü, yuvarlak kafalı ama Oğuzlar biraz daha farklı bir yapıda. Dolayısıyla Oğuzlar Türk halkları içerisinde birkaç tane farklı boyun birleşmesinden meydana geliyordu. Bunlar 920'lerde Moğolistan'dan sürüldüler. Moğolistan'dan işte bugünkü Türkmenistan'ın batısında yer alan o Hazar Denizi'nin içine böyle bir büyük bir burun girer. Mandışlak deniyor ona. Büyük kışlak anlamında. 920'lerde işte oraya geliyorlar. Ondan sonra bir 100 sene boyunca orada Karahanlılarla ve Gaznellerle savaşıyorlar. Nihayet Gaznelleri 1040'da Dandanakan'da yeniyorlar. Ve ondan sonra malum işte İran'da Büyük Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar. Sonra Selçuklu Devleti Anadolu'da 13. yüzyılda sona erdikten sonra 1299'da da ikinci büyük devletlerini kuruyorlar, Osmanlı İmparatorluğu'nu. Yani Türk halkları içerisinde çok geniş bir kitle. İlk Oğuzlar dediğimiz Oğuz meselesi biraz karışık bir mesele. Sebep şu, Oğuzların yazılı bir kültürleri Hazar'ın ötesinde yoktu. Oğuzların ilk yazıları Anadolu'da 13. yüzyılda oluştu. Orta Asya'da yazılan Orhun abideleri, Uygur yazıtları, Karahanlıların yazdığı Kutad Gulik, Divan Lugati Türk, Atabetül Hakayık, Ahmet Yesevi'nin eserlerinin hepsi Doğu Türkçesinin eseridir. Bunlar Kıpçakların ve Karlukların eserleridir. Oğuzların eserleri değildir. Oğuzlar o bölgede o halkların içerisinde yaşıyorlardı. Konuşma dilleri vardı bunların. Yazı dilleri burada yaşadı. Oluşmaya başladı. Bunlarla ilgili ilk bilgiyi de bize işte Orhun abidelerinde verdi. Oğuzlar, kalabalık Oğuz kitlesi geldi. İşte Tola nehrinde savaştık. Onları Tola'da ırmağa döktük diyor. Sonra bize tabi oldular diyor. Sonra Kaşgarlı Mahmut biraz bilgi veriyor. Dilleriyle ilgili 120 civarında kelime tespit ediyor. Oğuzca olduğunu söylüyor Divan-ı Lugat-ı Türk'teki o kelimelerin. Dolayısıyla Oğuzların tarihleriyle ilgili bu bilgiler var ama dilleriyle ilgili biz Orta Asya'daki dönemlerindeki bir dillerini fazla bilmiyoruz. Çünkü konuşma dili, sözlü dil olduğu için yazıya aktarılmış bir metinleri yok. Oğuzların ilk metinleri Aşık Paşa'nın şiirleridir. Yunus Emre'nin şiirleridir. Dede Korkut Oğuznameleridir. O bakımdan böyle dil tarihi bakımından da karışık bir durum söz konusu. Çok teşekkürler. Hemen bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum izninizle. Peki geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türkler sadece konar göçer bir yaşam tarzına mı sahiplerdi? Yoksa sizce balıkçılık, çiftçilik gibi meslekleri de var mıydı? Evet, yani aslında benim kanaatime göre dünyanın bütün milletleri önce konar göçerdi. Yani evlerimi öyle, sonra da yan yaptık. Yani bütün insanlar son buzul çağından sonra toprağa yerleştiler. Yani milattan önce 13 bin yıl. İnsanlığın tarihi budur. Türklerin tarihi de bundan sonra başlıyor. Türklerden önce toprağa yerleşen milletler vardı. Neden? Çünkü coğrafyalara uygun. Akdeniz'de, Mezopotamya'da, Mısır'da, Hint'te, Çin'de toprağa
insanlar erken yerleştiler. Çünkü coğrafyalarındaki iklim uygundu. Soğuk değildi, çok sıcak da değil. Türklerin yaşadığı coğrafya, Moğolistan coğrafyası ise toprağa yerleşme, çiftçilik bakımından çok uygun bir coğrafya değildi. Ya bugün bile Moğolistan'da patatesten başka bir şey yetişmiyor. Gece ile gündüz arasında ısı farkı 30 derece. Patates yetişiyor sadece, bir şey yok. Dolayısıyla orada göçebe bir hayat süreceksiniz. Ha, Türklerin yerleşik hayata geçişi elbette 840'tan sonra bu Ötüken Uygur Devleti'nin sona erip Türklerin tarım havzasına, Doğu Türkistan'a inmelerinden sonra oldu. O süreçte tabii Türkler çok hızlı bir şekilde şehirleştiler. Şehirlere yerleştiler, ticareti öğrendiler. Hatta matbaayı ilk icat eden Türklerdir. Taşınır matbaayı icat ettiler. Türkler tarımla uğraştılar, çiftçilikle uğraştılar, ticaretle uğraştılar. Mesela Uygurlar döneminde ticaretle uğraştıklarına dair ticaret senetleri var. Uygur ticari senetleri vardır. Sonra tabii yaşadıkları coğrafyalardaki ekonomiye bağlı olarak bir ekonomi geliştirdiler. Eğer deniz kenarındalarsa balıkçılıkla uğraştılar ama Türklerin denizle ilişkileri çok fazla olmadı. Bugün Anadolu'da bile her ne kadar deniz kenarında yaşasak bile bizim balıkçılık kültürümüz çok fazla yoktur. Mesela Trabzon'da gidersiniz Akçabat sahilinde balık değil köfte yersiniz. Çok enteresan. Şimdi Muğla'da da öyledir. Değişik yerlerde biz kara toplumuyuz. Deniz toplumu olmak yani çok bin yıllar gerektiren bir süreç. Elbette ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili bir şey ama biz bin yıldır hala o göçebe genlerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla Türkler göçebe hayat sürdüler. Göçebeliği de çok fazla şöyle paranteze alıp küçümsememek lazım. Ya işte göçebeler ilkeldir, o yüzden Türklere göçebe demeyelim gibi bir algı var bazı şeyler. Hayır arkadaşlar, göçebelik bütün insanlığın ilk hayat tarzıdır. Hepimiz göçebe olarak başladık hayata. Coğrafyası uygun olanlar, iklimi uygun olanlar erken toprağa yerleştiler. Elbette bizim dedelerimiz de Efes'te yaşasalardı, o heykelleri bizimkiler de yaşar, dikerlerdi, yazarlardı o yazıtları. Ama Moğolistan bozkırında geyik peşinde koşup hayatını idame ettirmeye zorunda kalan bir milletin yerleşik hayata geçmesi daha zor, daha geç olmuştur. Fakat şunu söyleyeyim, Türklerin bu göçebelik dediğimiz sistem içerisinde büyük devletler kurmuşlar bu zihniyet yapısıyla. Bütün Avrasya bozkırına hakim olmuşlar. Avrasya'nın efendileri olmuşlar. Hani diyorlar ya, Avrasya'nın tarihinden Türkleri çıkarsanız anlamsız kalır. Gerçekten son 2000 yıllık tarihte Türkler çıkarıldığı zaman Avrasya anlamsız kalır. Bu bakımdan biz göçebeliği, bozkır hayatını da öyle küçümsememeliyiz. Çünkü hayata yön veren bozkırlılar olmuştur. Yerleşikler değil. Göçebe halklar yerleşik halklardan her zaman daha öndedir, daha cesurdur, daha girişkendir, daha değişkendir, daha tarihin seyrini değiştiren bir rol oynamışlardır zaman içerisinde. Bu bakımdan ben Türklerin 840 öncesi dönemini göçebelik dönemi olarak görüyorum. Tabi bu göçebelik bir başkalarının ekonomisine bağlı bir ekonomi yürüten, başkalarından dileyincilik yapan, başkalarına bağlı bir ekonomi olarak değil, kendilerini, ekonomilerini kendi üretmişler. Savaşarak, kılıçlarıyla, efendim avlarıyla, koyun sürüler yetiştirerek oradan beslenmişler. Ve bütün bir tarihi yönlendirmişler ve çok büyük de devletler kurmuşlar bu süre içerisinde. Yani başka bir ekonomiye eklemlenen bir toplumun büyük dünya çapında devletler kurması mümkün değil. O bakımda Türklerin gücü bozkırdan geliyor. Bozkırın aklından, bozkırın bilgeliğinden. Bozkır bilgelik verir insana.
Yerleşik hayat bilgelik vermez. Yerleşik hayat daha bir uygunsa biraz daha rahatlığı, tembelliği tırnak içinde getiriyor. O bakımdan Türklerin tarihini biraz da öyle değerlendirmek gerekir. Son bir konuda söylediği gibi bilmiyorum hocam, yani yerleşik Evet. hayatla ilgili yorumu gibi. Bir de hocam Evet. bu konar göçer yaşamda daha sistemler de diyebiliriz galiba, değil mi? Çünkü gidecekleri, konaklayacakları yerler bile öncesinden belli. Ne götürecekler, ne götürmeyecekler, kime neresi düşüyor gibi bir sürü Tabii. paydaşları var aslında. Her şey daha sistemli olduğu için yükselmeleri de doğru orantıda gelişmiş olmalıdır diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Neden önemli? Bunlar tabiatın dilini biliyor. Rüzgarın esişinden yağmurun yağıp yağmayacağını biliyorlar. Toprağı biliyorlar. Ağacı biliyorlar. Suyu biliyorlar. Göğü biliyorlar. Ya bunlar toprağın ve doğanın dilini okuyan insanlar. Bunlar gerçek anlamıyla bilgedirler. Çünkü bilgelik doğada oluşur. Bilgelik kitaplardan değil, doğanın dilini okuyarak oluşur. O bakımdan bunlar, yani dilleri de çok gelişmiştir. Bakınız, Bozkır'daki insan bütün nesnelere isimler vermiş. 200-300 çeşit otu bilir Bozkır'ın insanı. Otların ayrı ayrı adını bilir. Ağaçları bilir. Kuşları bilir. Biz kaç tane ot biliyoruz? Kaç tane ağaç biliyoruz? O bakımdan bunlar, bir de mobiliteleri çok yüksektir. Senin söylediğin gibi. Her an hareket edebilirler. Her an 10 dakika içinde çadırlarını toplayıp başka bir yere gidebilirler. O bakımdan cesurdurlar. Kaybedecekler çok az şeyleri vardır. Bütün mülkleri hayvanlarının üzerindedir. Mülksüzdürler bunlar. Bizi bağlayan mülktür. Bizi korkak yapan da mülktür. Çünkü mülkü kaybetme korkusu insanları korkak yapar. Mülkü olmayan, mülkü devesinin ve atının üzerinde olan insan için cesaret vardır, korkaklık yoktur. O bakımdan bu işleri, Türk tarihini biraz da bu cepheden incelemek ve irdelemek lazım. Tabii şu anki dünyanın geldiği yer göçebelik yeri değil, onu da teslim edelim. Şu anda hepimiz artık yerleşik hayata geçtik ama atalarımızın bu yüzyıllar boyunca yaşamış olduğu destansı, Bozkır göçebeliğini ve bilgeliğini de biz inkar edemeyiz. Bunu damarlarımızdaki kanımız gibi tevarüz etmek ve hissetmek durumundayız. Özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Ve son olarak da hocam, Türk Koleji çalışması yürüten genç arkadaşlara tavsiyeleriniz var mıdır? Evet, tabii çok Onları tavsiye da alalım. etmeyi sevmiyorum ben ama yani okusunlar, çalışsınlar, öğrensinler, merak etsinler. Yani bilimin temeli merak ve şüphedir. Mesela bizim dediklerimizden, bizim yazdıklarımızdan şüphelensinler. Merak etsinler, ilgi duysunlar. Yani şu andaki gençlerin en büyük sorunu hız çağında yaşadıkları için bir olayın ve olgunun hemen gerçekleşmesini istiyorlar. Mesela diyor ki ben bir kitabı okuyayım 3 saat içerisinde, o kitabın bütün bilgilerini Matrix filminde olduğu gibi beynime işleyin ve beni değiştirsin, dönüştürsün. Hayır, öyle bir şey yok. Biz organik varlıklarız insanlar. Süreç içinde gelişiyoruz, zaman içinde gelişiyoruz. Yavaş yavaş, hazmede hazmede biz bilgileri öğreneceğiz, edineceğiz. O bakımdan bütün okuduklarımızı içselleştirerek götüreceğiz. Bilim yolu zor ve uzun bir yoldur. Çetin bir yoldur. Sabır lazım, kararlılık lazım, istikrarlı çalışmak lazım. Bu bakımdan eğer bu yola giren arkadaşlar olursa ben onlara bunları tavsiye ediyorum. Sizin gibi hocalar lazım diyelim bence. Siz bir Evet, kenara teşekkür çekildiğiniz ederim. için ben eklemek Teşekkür istedim. ederim. Ben Ben teşekkür ederim hocam. gençlerden umutluyum. Sizin gibi duyarlılığı yüksek olan, ulusal kaygıları olan, tarihe, dile, kültüre ilgileri yüksek, Türk milliyetçisi, toprağını
vatanını savunan birçok arkadaşımız var. Gençler beni heyecanlandırıyor o bakımdan. Ben çok umutluyum geleceğe dair. O bakımdan yani yeise düşmemek lazım. Bazı arkadaşlar işte biraz önce söylediğim kaygılardan dolayı, hız çağı, teknoloji çağı bundan dolayı kaygıları var ama ben tersini düşünüyorum. Bunu avantaja dönüştürecek sizler gibi genç bir kuşak var. Hepinize o bakımdan güveniyoruz ve teşekkür ediyorum ben Teşekkür ederim. zaman ayırdığınız için. Bilim Dili Akademisi olarak değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ve sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Sürçülisan ettiysek de affola sizin karşınızda heyecanlanmak mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. Ben Sayın teşekkür ederim. programımızda Çok... tekrar görüşmek üzere. Evet, çok teşekkür Ben ederim ben teşekkür de. ederim hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun.